yasta diyebiliriz. Toprağı bol olsun, mekanı cennet olsun. Başsağlığı dileklerimizi ailesine, yakınlarına, tüm Türkiye'ye iletmek istiyoruz. Beşinci round. Sağ kroşe. Bir tane daha vurdu ve yattı. Hakem sayacak mı, saymayacak mı? Devam ettiriyor mücadeleyi. İngiliz iki tane arka arkaya yaptığı sağ kroşeyle Chakhkiev'e bu işin kolay olmayacağını gösterir gibiydi. Stop. Tekrar ayırıyor hakem. Gollardan sonra bir sağ direkleme de olmadı. Sağ kroşe çenesini sıyırdı, geçti. Afolabi'nin midesine yaklaştı, olmadı. Ringin ortasına aldı mücadeleyi. Sağ kroşeyi bir tutturabilseydi Afolabi bu kez yatabilirdi. Çenesinin ucunu, kulağının dibini yakaladığın zaman ya da alnının köşesini ciddi anlamda rakibini yıkabilirsin. Ya da karaciğer vuruşları bir anda maçın bitmesine sebep olabiliyor. Belatı vuruş var iddiasında Rakhim Chakhkiev. Sağ kroşe bir tane. Kısa yumruklar bunlar. Mesafe yok çünkü. Sol koşe. Bir tane sağ geldi. Ve bir sol koşe. Rakhim Chakhkiev de yerde. Bitti, bitecek. Maça bakın. Geceye bakın. Bu da bitti, bu da. Çok enteresan şeyler oluyor. Rusya'da, Kazan şehrinde çok enteresan olaylar oluyor. Önce Kudraşov, arkasından Çeçen boksör Rakhim Chakhkiev. İkisi de nakavtla kaybediyorlar. Akıl alır gibi değil. Kime sorsan inanmaz. İşte bakın, bu sol işini bitirdi. Knockout geliyor sevgili izleyiciler. Henüz kendine geldi. Rusya şokta. Çok önem verdikleri iki boksör knockout'ta kaybediyor. Müthiş bir solla kaybediyor. 4 saniye 5. raunda. Ladies and gentlemen, we have a time. 1 minute and 44 seconds of round number 5. Одержал победу нокаутом и стал новым чемпионом IBO в первом тяжелом весе. And your winner by knockout and new IBO Cruiserweight Champion of the World, Ola Afolabi. Afolabi 22. galibiyet, 11. nakaut. İşte zafer tablosu böyle. Rakhim Chakhkiev ikinci mağlubiyetini nakaut yaşayarak alıyor. Tecrübeli isim. Dünya şampiyonluk fırsatını bir kez daha kaçırıyor.